Bugün sizlere Dörtgen bisikletimi tanıtacağım. Bisikletim toplama bir bisiklet. Daha doğrusu böyle alınmış. Ben toplamadım büyük bir kısmını. Birileri almış. Üzerinde parçalar değiştirmiş. Sonra ben de beğenmediğim parçaları falan değiştirdim. En son bu halini aldım. Ben aldığımda üzerinde parçalar vardı ama mesela senesi saçma sapan bir şeydi. Gidonu boğazı saçma sapandı. Böyle boğaz uzundu. Biraz XC boğazı gibiydi. Sonra seresi yoktu. Çalık gibi bir şey. İncecik bir seresi vardı saçma sapan. İşte onları değiştirdim. Sonra en son bu halini aldı. Kadro Specialized P3 Martin Sodastrom'a özel olarak üretilmiş. Kadronun üzerinde herhangi bir boya yok. Şu kadro korumalarında yazılar var. Yoksa bunları söktüğünüzde bisiklet tamamen kırmızı hale alıyor. Kadronun pek bir özelliği yok. Normal bildiğiniz Specialized P3, sadece üzerinde özel sticker'lar var. Başı Specialized P3. En başta ayrıntılı çekimlerde görmüşsünüz zaten. Böyle yakından çekmek istemiyorum. P3. P3 ne lan? P3 mi dedim? He. 831 demedim. Maşa Fox 831. Dörtgenp için üretilmiş bir maşa. Biraz eski olduğu için şurası şu an 34 mm üretiliyor. Bununki 32 mm. Güzel bir maşa. Ama pahalı. Tuzlu biraz fiyatı. Neredeyse bir Dörtgenp parası edebilir. Spankspoon 40 rise'ı var. Önceki bir senemde de 40 rise'lı gidon kullanıyordum. Bunda da böyle tercih ettim. 35 mm uzunluklu NS Quantum Light gidon boğazım var. İşte NS'in Hold Fast elcikleri var. Bunları bayağı seviyorum. En başta Gambler'a takılıydı. Sonra buna geçirdim. Şu an Gambler'da ODI'nin elcikleri takılı. Deore fren var. Seri dışı. Aslında Deore ama üzerinde Deore yazmıyor. Shimano yazmıyor hatta, çizgen yok olmuş. Kaçak mal biraz. Rotoru 180 mm, biraz büyük ama değiştirmeyi düşünüyorum. Ali'de rotor duruyor. Almaya üşendiğim için bekliyor. Denk gelirsek alacağım, değişeceğim. Sam Reynolds Edition Spank Sniff sele var. Böyle kompakt bir sele. Yani videoda yandan bakınca burası çok ince uzun gözüküyor ama Chromec'ten bir tık daha kısa diyebilirim şu ölçüsüne. Sadece şöyle kalınlığı biraz ince. Üzerinde böyle kauçuğumsu bir şey var. Böyle oturunca kaymıyor hiç. Biraz rahatsız ediyor ama alışınca bayağı işe yarıyor. Jant setleri arkada Hop Pro 2 göbek var. Çemberi neydi? P-Series. P-Series jant çemberleri. Ön ve arka jant çemberleri birebir değil ama aynı seri. Bir serinin üstünde gelen jantlar bunlar. True Active Descendant ayna kol var. 50-50'de Tank Brothers 50-50 pedallarımız var. Zincir saçma sapan bir şey. En kısa sürede değişeceğim. Evde aldım, duruyor. Patlamasını bekliyorum. Bir daha sök tak uğraşmamak için duruyor. Şurada sticker'ım var. Bunları şu an satmıyorum ama böyle elden gelen alabiliyor yani. Üzerimde taşıyorum. Gidip Yavuz abi sticker ver diyorsunuz. Ben de size veririm. Neyse, bu stickerları öyle denemek için çıkarttım. Şu an satışta değiller. Öyle en kısa sürede bir sticker serisi hazırlayıp satmayı düşünüyorum. Öyle, çok da 4 şamplı parça yok. Şöyle bir sele kelepçesi de var. Hop Martin gibi duruyor ama değil. Çakma hop, sere gelebilir. Neyse, bisiklet bu kadar. Birazcık süreyim size, sürüşü de göstereyim. Hiçbir şey yapamıyorum ama işte bisiklete alıştıkça olacak gibi. Su versene. Reklam yaptınız. Nerede kalmıştık? Bu alüminyum kadrolar düz zeminlerde pek uygun değil. Sürüş için tasarlanmıyorlar. Daha çok böyle ormanlık alanlardaki rampalar için falan tasarlanıyor. Ben de Aydos'ta yakın direkt evin önünde falan yaparım birkaç rampa. Orada sürerim falan diye düşündüğüm için daha çok. Dört rampa alüminyum tercih ettim ama mesela skatepark'ta sürerken Octane One Void gibi kadrolar
biraz daha elverişli, daha rahat oluyor hareketler. Benim önceki... Ne oldu? Su gözüküyor. Gözüksün. Benim önceki kadrom Void'di. Void'de mesela skateparkta direkt istediğim hareketi tak tak diye yapabiliyordum. Çok da sürmemiş olmama rağmen. Ama bunda biraz zorlanıyorum. Birkaç haftaya alışıp anca öyle yapabileceğimi düşünüyorum. Bisiklet bu kadardı. Biraz sürerim. Gösteririm size. Saçma sapan bu çocuk niye 4 çam süremiyor dersiniz. Sonra bu bize ne olur? Bir başlangıç şeyi olur. İşte ilerlemeyi de böyle tık tık görürüz. Ben çok 4 çam süremediğim için şu an pek hareket yapamayacağım ama ilerleyen zamanlarda bu videoyu izlerseniz ne kadar değiştiğini görürsünüz. O bisiklet bende olsa ben de yaparım. Aynen ama mesela var şu an yapamayacağım hiçbir şey. 4 çam serisi başlatmayı düşünüyorum bu arada. Böyle mesela downhill ve 4 çam videoları çekip ikisini de seri olarak atmayı düşünüyorum. Belki vlog falan onlara da geçebiliriz. Bilmiyorum, biraz kanalın içeriğini değiştirmeye karar verdim bu ara. Öyle. Çok tek düze geldiği için siz de yorumlarda belirtirsiniz fikirlerinizi. Biraz da sizin isteğinize göre hareket edeceğim. Öyle. Beğenip desteklerseniz sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.